Üniversite Medya devam ediyor. Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Yalçın Zahin bizimle birlikte. Hoş geldiniz Yalçın Hoş Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Geldiniz. Siz gelmeden sorular geldi. Öğrenciler evet. Sizlere sorularını yöneltmişler. Evet. Şimdi baktığımız zaman 97 yılında kuruldunuz ve sizin kurulduğunuz yıllarda program öncesinde de konuştuk. Yaklaşık 10 tane vakıf üniversitesi varken bugün geldiğimiz noktada 70'e yakın vakıf üniversitesi var. İlk program konuklarıma da sordum 16. yılında Doğuş Üniversitesi'ni nasıl konumlandırıyorsunuz diye. Siz peki Atılım Üniversitesi'ni bu uzun yol koşusuna çıkmış üniversiteler arasında nerede görüyorsunuz bu 15 yıldan sonra? Şimdi bizim kendi görüşümüz ayrı bir konu. Ama benim üzerinde en çok durduğum nokta şu. Uluslararası reytingler var. Aşağı yukarı 9 tane falan. Bunlar üniversiteleri sıralıyorlar. 2003'ten itibaren başladı bu. Bir Çin üniversitesinin, bir devlet yetkilisinin sorduğu sorusu üzerine başladı. O günden itibaren sayıları da senelere yönelik 8'e veya 9'a çıktı. Bunların kendi yaptıkları sıralamalardaki bize bir şeyimiz yok. Bizim şeyimiz şöyle özetlenebilir 15. hatta 16. yıl içinde. Türkiye'deki vakıf üniversiteleri içinde ilk 10 içindeyiz. Türkiye'de vakıf artı devlet üniversiteleri içinde ilk 50 içindeyiz. Dünya üniversiteleri içinde bu 20 binden fazla bir üniversitedir bu. İlk 2500 içindeyiz. Yani bu kısaca bir neticedir. Şimdi peki şu dikkatimizi çekiyor. Yani en azından benim gözlemim diyeyim. Akademik performans, bilgi üretimi, araştırma işlevi açısından falan ya da bu reytingler, sıralamalar açısından değerlendirmiyorum da algı olarak değerlendiriyorum. Sizden sonra birçok üniversite açıldı. Evet. Daha mı çok tanınıyor, daha mı çok öğrencilerin algısına yerleşti sanki? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi şuna dikkat etmek lazım. Üniversiteleri ister istemez belli klasifikasyona sokmak lazım. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'deki üniversitelerin bir büyük bir kısmı bir kendilerine göre bir tarihçeleri var. Evet. Yani hatta kendi tarihleri yetmiyor. Yani Cumhuriyet'le birlikte olan tarihleri yetmiyor. Biraz da Osmanlı'dan almaya çalışıyorlar. Mesela İstanbul Teknik Üniversitesi böyledir. İstanbul Üniversitesi keza böyledir. Cumhuriyet'le birlikte kurulan Ankara Üniversitesi var. Daha yakın zamanda kurulan Orta Doğu var. Vakıf üniversitelerinde de benzer bir şey var. Yani geriye doğru bir şeyler bulmaya çalışıyorlar. Çoğu zaman da tabii... Çünkü iyi eğitim kurumu, köklü eğitim kurumu. Onu biraz... Yani çoğu zaman da şuna doğru kayıyorlar. Mesela tarihlerinde bir Türkiye çapında bir adam var. Yani okul demek o demek oluyor. Hani ölse de ölmese de canlı da olsa okul demek o demek oluyor. Şimdi bizimkinde ise dediğiniz doğrudur. Ben onu şu şekilde tarifliyorum. Bizim arkamızda kimse yok. Bu üniversite kendi kendini kurdu. Kendi kendini yürütüyor. Ona göre bir yönetimi var. Her şeyi ona göre şey yapılmış. Hani bir şey olursa yani diyelim ki kendisi var. Bir fiil. Yani bir üniversite. Olması gereken de bence bu. Anladım. Peki yani birazcık şey bir cevap oldu bu aslında ama peki Atılım Üniversitesi deyince böyle algıda ilk ne gelmesini istersiniz? Bütün disiplinlere aynı mesafede duran mı yoksa mühendislik ağırlıklı mı? Yok biz araştırma üniversitesi miyiz? Evet, çünkü bazıları şimdi, da böyle şey var ya ben onu çok eleştiriyorum. Sanki üniversite sadece meslek sahibi eden bir kuruluşmuş gibi işte mezun olduğunuz zaman siz iş garantisi veriyoruz biz gibi vaatler. Siz bunu bir düşünün hocam. Reklamlardan sonra Peki, yanıtı alayım. Oldu. Kısa bir ara veriyoruz. Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Yalçın Zahim canlı yayın konuğumuz. Sizin de sorularınızı bekliyoruz. Ve Yalçın Bey'e reklamlara girmeden önce şu soruyu yöneltmiştim. Acaba bu üniversiteler arasında Atılım Üniversitesi biz araştırma ağırlıklı bir üniversiteyiz mi der, uygulama bizim için önemlidir mi der, hangi üniversite modeline daha yakın görüyor kendini diye sormuştum. Şimdi üniversitenin genel manada 3 tane görevi var. Bunu hemen hemen bu işle ilgilenen herkes biliyor. Birisi eğitimdir. Birisi araştırmadır. Bir tanesi de sosyal yapıya
ben onu biraz bu şekle çeviriyorum. Bir meşale tutması gerektiği şekli. Kamu hizmeti, kamu hizmeti işte. Ama evet. Ama meşale yapacak yani. Önderlik. Yani milleti eğlendirmeyecek. Önderlik yani. De yapacak. Evet. Şimdi bunları yerine getirmeye çalışıyorum üniversite olarak ve ısrarlı olarak gayret ediyoruz. İşte eğitimi yalnız hani düz ayak hoca girdi sınıfı anlattı falan şeklinde değil de ona biraz daha bilim takma katma yönünde. Yani daha nasıl anlatabiliriz, daha nasıl yapabiliriz şeklinde yaklaşıyoruz. Ve onu olabildiğince çözdüğümüze inanıyoruz. Yani epey bir yol aldığımıza inanıyorum. Şimdi ikinci kısmı ise onu başından beri yaptığımız araştırma. Araştırma olmadan üniversite teorik olarak olmaz. Yani oraya bu işi yapan akademisyen de zaten kendisi istemeli. Kendisini geliştirmek yönünden. Biz de o üretimleri yani o araştırmadan çıkan bilgileri hızlıca öğrenciye aktarmalıyız. 10 sene sonra aktarırsak geçmiş olarak çok geç kalmış oluruz yani. Dolayısıyla bu konuda iddialıyız da. Nitekim bu demin sizlere söylediğim şey sıralamalardaki yerimiz doğrudan doğruya bu konudaki önem yani verdiğimiz önemden netice olarak ortaya çıkıyor. Sosyal yönde de ayrıyeten çalışıyoruz yani. Peki biraz yol almış bir vakıf üniversitesi olarak vakıf üniversitelerinin genel geldiği durumu nasıl görüyorsunuz? Bu da şu soruya hazırlık olsun diye soruyorum. Sonrasında özel üniversite modeline nasıl bakıyorsunuz diye soracağım. Şimdi Türkiye'de paralı yüksek öğrenimin denemesi 67-68 yıllarında başladı ve hüsranla bitti. Bu ikinci deneme ve yöntem olarak da değişti. Ama birincisinden de ders alındı. Yani bize onu takdim eden o günkü YÖK Başkanı dedi ki Türkiye'nin özel sektörün bu işe para yatırmaya ihtiyacı var. Ancak bunu bir şekilde suistimale de izin verilmemesi lazım. Dolayısıyla bir vakıf kurulacak ve üniversite ona vakıf üniversiteyi kuracak. Para da içeride kalacak, evet. Dışarı çıkmayacak. Evet. Şimdi bu şey, bu fikir 20 senedir gündemde. İlk denemede, o birkaç sene süren ilk denemede de aynı şeyi gördüm ben. Öğrencisini buldu. Yani bu işe para verecek olan insanların var olduğunu gösterdi. Evet. Bu ikinci denemede öğrencisini buldu ve kendine göre de ciddi olarak gelişiyor. Hatta o kadar gelişiyor ki işte bir rekabet ortamı yarattı devletle beraber. Yani eskiden biz tanıtımlara yalnız başımıza giderken şimdi bakıyoruz devlet de gelmeye başladı yanımızda. Bu çok önemli bir gelişmedir. Bazı üniversitelerimiz var gerek eğitim gerek araştırma yönden çok öteye gitmiştir. İşte sıralamalarda dünya çapında olmuşlardır. Şimdi dolayısıyla bu şey bir nevi dikiş tuttu diyebiliriz bu model. Ama devlete bir görev düşüyor. Bunun artısını eksisini ortaya çıkartıp düzeltilmesi gereken yerleri vakit kaybetmeden düzeltmek lazım. Eğer vakit kaybedersek aşınmaya başlayacaktır. Yani benim gördüğüm bu. Gelişmeyecektir. Bilakis iyice... Programımıza konuk olan Rıfat Sarıcıoğlu, Bilgi Üniversitesi Mütevelliyeti Başkanı. Aynı zamanda hala sürdürüyor galiba değil mi? Vakıf Üniversiteleri Birliği'nin. Şimdi şöyle bir şey söylemişti. YÖK üniversitelerin sadece mali durumuyla ilgileniyor. Bir denetleme falan yok. Yani vakıf üniversitelerin bugün Türkiye'ye ne kattığını biz ölçüp gösterip şeffaf bir şekilde ortaya koyamıyoruz demişti. Ki vakıf üniversiteleri değil sadece. Bütün üniversitelerin diyelim devlet ya da vakıf. Yani böyle bir eleştirisi vardı aslında. Yani YÖK'ün de hatta YÖK bizim gerimizde kalıyor, hızımıza yetişemiyor diye de bir söyleme olmuştu. Katılıyor yani musunuz? YÖK'le beraber yaptığımız müşterek toplantılarda yani bilhassa özel toplantılarda hatta özel olmasa da şuna doğru kaydı iş. Ya bu kurulurken belirli sayıdaki üniversite için kurulmuş. Ona paralel olarak yani şimdi yalnız şey 70'e vardı aşağı yukarı vakıf üniversiteleri. Devlet üniversiteleri de yani 100'e vardı mı bilmiyorum ama. Evet yani yaklaşık yani toplam 180.
170-180 evet, galiba evet, değil mi? Evet, 180. Şimdi böyle bir topluluğu yönetebilmek için bir ordu lazım. Hı. Öyle bir şey yok. Yok. İşte binası belli, içindeki adam sayısı belli. Akademik kadro yani sıkıntısı yaşanıyor. Bir yığın problemi var. Hı. Dolayısıyla yani yapabileceklerini ancak yapabiliyor. Siz bu sebeple mi bir röportajınızda özel üniversite düşüncesinden vazgeçmemiz gerekiyor demiştiniz? Yani hazır değiliz anlamında mıydı bu? Evet, şimdi bir kere ben tekrar ediyorum, bu vakıf üniversitelerinin geldiği noktayı ve düzeltilmesi gereken noktayı düzeltmemiz lazım. Eğer bunu düzeltmezsek bir de mevcut duruma, yani vakıf üniversiteleri, devlet üniversiteleri düzeltmeden de özel üniversiteleri koyarsak büyük bir kaos olacağı düşüncesindeyim. Yani işin içinden bugünkü bu teşkilat çıkması mümkün değil. Bir şeye düşecek, darboğaza düşeceğiz yani. Evet. Şu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi dedik ya 70 vakıf üniversitesi var. Bir yandan öğrencilerin %20'si vakıf üniversitesinde okuyor bugün, evet, Türkiye'de. Yani aşağı yukarı. Ama YÖK'te bir temsili yok. Mesela yeni düzenlemede bunlar aşılacak mı? Nedir sizin görüşmelerinizden çıkan sonuçlar? Bu soru biraz zor bir soru. Bu iş şeyle ilgili, yani devletle ilgili bir konudur. Benim inancım şudur. Devlet hangi dönemde olursa olsun ve hangi de ülkede olursa olsun üniversite öğrencisini kontrol altında tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla onun bakış açısıyla ilgili. Eğer demokratik olmaya çalışırsa, orada temsil olabilir, bundan zarar görmeyeceğini düşünürse olabilir. Ama olmazsa bu mevcut benzer düzen böyle yürüyecektir. Bir de şu dikkatimi çekmişti. Mesela devlet, birçok üniversite açılıyor ama altyapı sıkıntısı yaşanıyor. Yeni devlet üniversiteleri açılacağına, onlara bir öğrenci başına düşen o harcamayı bizlere versin, vakıf üniversitelerine versin. Hem öğrenciyi bir eğitim görsün hem de vakıf üniversitelerine kontenjanlar boş kalmamış olur gibi bir yorumunuz vardı. Evet. Şimdi o da şöyle. Bizi genellikle yurt dışındaki üniversitelerle kıyasladıkları zaman, işte yani böyle hiç ismini duymadığımız üniversitelerle değil de işte Harvard'lar, Duke'lar, Stanford'larla falan kıyaslıyorlar. Şimdi buralarda unutulan bir nokta var. Buralarda devlet bunlara çok ciddi destekler veriyor, parasal destekler. Ama bu destek hani vakti zamanında bize de yapılan şeklinde değil, başka türlü destekler. Yani bir şey yaptırıyor ve onun karşılığında bir para veriyor gibi destekler. Bu rakamlar aşağı yukarı %30'lara varıyor. Halbuki bizde ise %100 kendimizin bulduğu paralarla bu işleri yürütüyoruz. Evet. Yani bu şey var. Dolayısıyla buna bir, o destek kısmını bulmamız lazım geliyor. O desteğe ihtiyaç var. Çünkü ben neticede başta buranın, bu ülkenin çocuklarını eğitiyoruz, öğretiyoruz ve bu ülkenin çocukları için zaten yatırım yapmışız. Çok ciddi yatırımlar yapmışız. Yapıyoruz, devam da ediyoruz. Yani devletin de üzerinden bu masrafı zaten kendisi yapmak mecburiyetinde, biz onu kaldırmışız. Kardeşim biraz da hani o senin kazancından bir kısmını da bana ver ki ben daha öteye gideyim. Bu hala şeyde devam ediyor. Mesela geçtiğimiz çok yakın zamanda 2007-2008 şeyinde ben onu gayet iyi takip ettim. Harvard Üniversitesi bu kriz döneminde derhal yatırımlarını durdurdu. Yani fiziki yatırımlarını durdu. Bütün bursları kesti. Evet. Ve şey düzenlenene kadar, yani dengeler oturana kadar hiçbir kımıldama yapmadı. Evet. Ama bizde öyle değil. Bizde sanki hiçbir şey olmamış gibi devam ediliyor. Bir şeylerimiz olduğu gibi devam etti. Bu o her zaman çekilecek bir yük değil. Yani. Biraz da izleyicimizin sesine kulak verelim diyorum. Öğrencilerin şikayetlerini ne ölçüde dikkate alıyor Atılım Üniversitesi? Servis sorunu yaşıyoruz demiş Aslıhan Alkan. Evet. Bunu birkaç öğrencimiz daha sormuş. Servis sorunu niye yaşanıyor? Servis sistemi öğrenciye dönük. Evet, var yani birkaç tane daha. Servislere bağımlıyız. Bir de üniversite kampüsüne ulaşımı kolaylaştırmayı düşünüyorlar mı
diye sormuş. Yani bu zaten bütün üniversitelerin derdidir. Yani nerede olursa olsun, isterse Elazığ'da olsun. Çünkü büyük kampüsler kuruluyor ve bunlar genellikle şehir dışında oluyor. Bu yapıya üniversitenin teorik olarak yetişmesi mümkün değil. Yani devletin, yani devlet adına belediyenin şunun bunun buna dikkate alması lazım. Bizde tabii bu sıkıntılar ciddi olarak dikkate alınamıyor. Mesleki teknik orta öğretim kurumlarından mezunlara sağlanan %15'lik indirim devam ediyor mu diye ediyor sormuşlar. Onlar... Bir de burslar hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş Gülazer. Şimdi buradaki şey şu, biz aşağı yukarı bu sene 10 milyon dolar civarında burs dağıtıyoruz. Bu da aşağı yukarı 2200 tane öğrenciye tekabül ediyor. Yalnız bunları daha fazla yukarı çıkarmamız söz konusu değil. Bir de çok baskı altında kaldığımız için başarının düşmesiyle ilgili bursların yani durdurulması şeklindeki bir kendimize göre bir tedbirimiz vardı. Onu da kaldırdık. Hani öğrenci çok baskı yaptı çünkü. Ve fakat bunun da neticesi başarılar düşmeye başladı. Bunu da tespit ettim. Yani bu ilk kere, iki dört, yani hiç lamıcım yok yani şey değil. Yani belirli bir seviyede biz bütçenin belli bir seviyesinin üstüne çıkamayız burslarla ilgili. İşte orada yarışmaları lazım. Gelen öğrenciden memnun musunuz? Yani liselerden gelen öğrencilerden memnun musunuz sizin? Bunu gerçek olarak şöyle söyleyebilirim. Her geçen sene liseden gelen öğrenci kalitesi düşüyor. Bu mesela biz şeyde de bunu gözlemliyoruz. Yarışmalar yapıyoruz liseler için. Matematik falan yarışmaları. Bakıyoruz, yani bunu bir nevi destekliyor oradaki yaptığımız şeyler, yarışmalar. Bu çok ciddi bir sorun. Yani Türkiye çapında bir sorun. Bu bizim problemimiz değil tabii. Çözemeyiz de, bir şey yapamayız da. Ancak bence üniversite rektörlerinin tabiri caizse toplanıp, herhalde bu işle ilgilenen bakan, milliyetin bakanıdır. Yani hani bu sorun nasıl çözülecek diye konuşmaları her lazım. Her üniversite yaşıyor yani bu problemi diyorsunuz. Hepsi. Yani hepsi. Biz %1'lik dilimden öğrenci alıyoruz diyen üniversite de mi aslında onu yaşıyor? Yani oralara çok fazla söyleyemem ama ben mesela genel o %1'den bu sene aldığı şuradaysa o öğrencide bile fark ediyordur diyorsunuz. Yani o gittikçe şey yapıyor ama yani işte zaten bakın üçüncü galiba değil mi? Bakan değişti. Herhalde bu da onun sinyali olsa gerek. Peki Atılım Üniversitesi'nin önümüzdeki dönemde atılım yapmak istediği, yatırım yapmak istediği alanlar var mı? Var. İşte 1,5-2 senedir uğraşıyoruz yani. Ya fiziki anlamında, bir altyapı anlamında mı yoksa? Yani şöyle, yani üniversite aslında şey gibi, yani onu en son öyle bir tabir buldum, mevcut uzay gibi yani. Uzay biliyorsun yani yeni teorilere göre genişliyor ya, üniversite de öyle genişleyerek giden bir yapı. Bu genişleme yapı. Sizi Ankara dışına da taşırır mı? Yani günün birinde Kıbrıs'ta, İstanbul'da ya bir kampüs bugünün, açmaya götürür mü? Bugünün Türkiye'sinin kanunları vesaire Türkiye içinde açılmaya izin vermiyor. Hani belki göz yumulabilir, belki bilemiyorum. Bizim için değil tabii yani genel manada göz yumulabilir. Yurt dışına gitmek o kadar şey değil diye, cazip değil diye düşünüyorum. Ancak benim mesela düşüncem bilhassa araştırmalarda yurt dışındaki üniversitelerle ortaklaşa beraber proje yapmak. Yani benim kendi düşüncem bu. Eğer Türkiye veya Ankara içinde bir şey yapılmasını, yani neler yapılabilir atılım olarak diye düşünürseniz, tıp fakültesi için yani bu ciddi bir şey, bu bir nevi bir üniversiteyi taçlandırıyor. Ve ben mühendislikle, ben kendim de mühendis olduğum için mühendislikle tıbbı yan yana getirmeye düşüncesindeyim. Tıbbı da onun için zaten daha çok istiyorum. Ondan başka sanayiye daha fazla girmek istiyorum. Hatta üretime girmek istiyorum. Bunlar zor, çözülmesi yani çözüm bulunması gereken problemler. Yani girmek istiyorum diyerekten girilmez oralara. Mesela çok basit, mesela geçen sene acaba bu tabletleri biz yapabilir miyiz diye düşündüm.
İşte bunu dizayn ettik, parçalarını çıkarttık, getirdik, çocukların önüne koyduk, onlara tarif ettik. Evet. Ve bu tabletleri yaptık. Bu sene ikinci versiyonunu yaptık. Artık gelecek sene belki onu piyasaya sürebilme noktasına doğru geleceğimizi düşünüyorum yani. Bu tip hamleler yapmak veya içindeki bazı parçaları üretebilir miyiz? Çünkü mesela onun camı tamamıyla bir mühendislik olayı. Hı. Yani tamamıyla bir mühendislik olayı. Bunları da hani yaparım demekle olmuyor bu işler. Evet, evet. Şimdi son dakikalar, biraz daha sorulara yer verelim istiyorum. Tekrar o zaman şunu da sorayım. Mezunlarla ilgili sorular sormak istiyorum. Yani mezunlarınız nerelerde şu anda? Çünkü bir üniversiteyi değerlendirirken akademik kadro önemli ama mezunları nerelerde, evet, şu anda? O da çok önemli bir kriter. Şimdi kabaca şöyle, biz çok yakından takip ediyorum. Bir büro var mezunlarla ilgilenen. Bilfiil telefonlarla takip ederek aldığımız netice şudur. Kaç mezun olmuştur yaklaşık? 5000. 5000'i geçmiştir. %92'si iş bulmuştur. Geri kalan o aradaki farklılıklar ya yüksek lisansta ya evde evlenmiş oturuyordur. Kızlar için konuşuyorum bunu tabii. Veyahut da erkekler de belki evlendi oturuyor. Ciddi misiniz? Ama herde iş bulamadığı için, ama öyle bizimkilerde öyle bir şey yok yani. Veyahut da askerde. Askerliği de iş yaparsanız eğer. Bizim mezunlarımızın hemen hemen hepsi, yani bilhassa mühendislikteki mezunlarımızın hemen hemen hepsi çok çabuk iş buluyor. Hatta mezun olmadan iş bulabiliyor. Çünkü bizim eğitimimiz uygulamaya dayalı. Hı. Yani laboratuvar ağırlıklı. İstanbul'da olsaydınız durum biraz daha farklı olur muydu? Ankara'da değil de İstanbul'da olsaydınız. Ya İstanbul bizden çok daha büyük rekabet içinde. Ancak ne olabilir? Hani çünkü yani sizden sonra çok üniversite kuruldu. Hı. Ankara'da olmanın hafif bir dezavantajını yaşadı mı bu anlamda bakıldığında ya, İstanbul'a göre? Ben savaşı koşullarında kabul ederim. Hı. Hayal düşünmem yani. Onun için şey değil. Yani İstanbul bambaşka bir ortam. Yani şimdi mesela orada da bana aynı şeyi sorsalar, hı hı, öğrenciyi nasıl taşıyacaksın? Ya yani çok zor bir olay. Yani buna cevap vermek mümkün değil yani. Peki Eyüp Yazıcı da benim sorumla bağlantılı, mezunlarınızı bir araya getirmek için bir plan yapın, bir yatırım planı olsun demiş sanırım mezunlarınızdan biri. Biz onu her sene şey yapıyoruz, bir gün topluyoruz. Nasıl bir mezun hayal ediyorsunuz? Bizim üniversitemizde okudu, çıktı. Şu özelliklere sahip diye nasıl bir, çünkü üniversite bir kültür veriyor aynı zamanda onlara. Tabii. Şimdi ben size kısaca burada şunu anlatayım. Bir kere bir üniversite nedir? Hı-hı. Evvela bunu bilmek lazım. Eyvah, uzamaz değil mi bu tanım? Çok yok, son dakikalarımız. Üç kelime. Tamam. Birincisi, 100 milyon dolardan aşağı olmamak üzere yatırım yapmanız lazım. Hı-hı. İkincisi, içerideki öğrenciye 4500 dolardan aşağı olmamak üzere para harcamanız yıllık lazım. Yıllık bir öğrenciye. Bir öğrenciye. Hı-hı. 4500 dolardan aşağı olmamak üzere. Hı-hı. Üçüncüsü de 30 ila 50 sene gibi zamana ihtiyacınız var. Hı-hı. Biz mezun vermeye başlayalı 10 sene falan oldu. Yani bu 10 senede %92 mertebesinde bir doluluk, ya da ne diyorlar ona, doluluk demin de kontenci, istihdam, hı hı, oranına erişmek önemli. Hı hı. Diğer bir konuda işte demin size bahsettiğim uluslararası bir cemiyette belli üst seviyelerde olmak önemli. Bunlar çok önemli konular. Şimdi bir de gibidir, bir okulun mezunları, hani barajlar yapılırdı, balık yavruları atılır ya, onlar ne olacağını biz görmek kolay değil. Ama bir bakıyorsunuz devasa bir balık çıkıyor. Hmm. Yani bir tane değil yani. İşte onları göreceğiz. Yani bir 10 sene 20 sene daha var. İşte o 10 sene 20 sene içinde. 10 sene 20 sene sonra buluşacak mıyız tekrar üniversite medya programında acaba? Tabii. Artık bilmem. Siz olabilirsiniz. Belki de ben olur muyum bilmem. Yani. Ben de olmayabilirim. Ben de bilemedim. Çok uzun bir zaman geldi. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Yalçın Zaim, Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı. Süremizi sonlandırıyoruz ama son olarak sınava da yarın öğrenciler girecek. Bir cümleyle belki onlara bir mesajınız vardır. Alalım. Valla
Hepsine başarılar. Tek söyleyeceğim şey bu. Allah yardımcılar olsun. Siz doğru bir seçim mi yapmışsınız İTÜ Maden Mühendisliğini seçerek? Mutlu musunuz seçtiğiniz alandan? Yani her şey ne derler, her eğitim şeyi severseniz size çok şey katıyor. Ama severseniz bulursunuz katacakları. Ne sevmezseniz bulamazsınız. Ben maden fakültesinin içine girerken, kapıdan girerken aklımdaydı. Ya galiba bu üniversite imtihanına bir kere daha gireceğim diye, ama girmedim. Bitirdiniz onu, evet, severek. Yani. Peki kısa bir ara, sonrasında Bezmi Alem Üniversitesi'nden konuğum olacak. Biraz sağlık alanına odaklanacağız. Özellikle sağlık fakültelerinin, tıp fakültesi, diş hekimliğini tercih edecek arkadaşlara duyurulur. Birazdan burada buluşalım.